Merhaba arkadaşlar, Berat Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere samanlı dağ tatlısı yapacağım. Görüntüsü ve lezzetiyle bayılacağınız bir tatlı olacak. İlk önce muhallebisinden başlayalım. 1 litre sütümüzü tenceremizin içerisine alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. 1 paket kakaomuz var, ekliyoruz. 2,5 yemek kaşığı arkadaşlar. 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un kullanacağız muhallebimiz için. Evet, unumuzu da ekleyelim. Muhallebimizi sürekli çırpmak yardımıyla, çırpma süretiyle muhallebimizi pişirelim. Evet, muhallebimiz pişti. Çok sulu bir muhallebi olmayacak arkadaşlar. Katıca bir muhallebi olacak. 1 paket vanilyamızı üzerine ekliyoruz ve 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız eriyene kadar tekrar güzelce bir karıştıralım. Altı tane süt fincanım var. Süt fincanlarımın bir tanesini su doldurdum. Her taraflarını ıslatacak şekilde bu şekilde her fincanımı ıslatıyorum. Muhallebilerimizi ters çevireceğiz daha sonra kolay çıkması için. Ve tatlımızı, muhallebilerimizi fincanlarımıza boşaltıyoruz. Eşit miktarlarda boşaltalım. 6 fincan çıkacak bu ölçüden arkadaşlar. Evet, üzerlerine bir sitret sararak sıcakken sarmayalım. Biraz soğumasını bekleyelim. Buzdolabında bir gece bekletelim. Aceleniz varsa 4-5 saat kadar bekletilmek de yeterli gelir. Yaklaşık 100 gram, 150 gram kadar kadayıfımız var arkadaşlar. Kadayıfımızı ocağımıza alıyoruz. Yağsız tavanın içerisinde kadayıflarımız renk alana kadar kavuracağız. Evet, hafif pembeleşene kadar kavurmamız yeterlidir. Çok fazla renk almasını istemiyorum. Beyaz kalmasını da istemiyorum. Bu kıvam gayet yeterli. Ocaktan alıp soğumasını bekleyeceğiz. Evet, kadayıflarımız soğumaya bırakılmışken tatlımıza bakalım. Kadayıfımızı ortaya alalım. Tatlımızı fincanımızın kenarlarını böyle iki taraflarını hafifçe sallayarak yavaşça tatlımızı çıkartıyoruz. Elimizle her tarafına kadayıf gelecek şekilde alıp servis tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsak tatlımız hiç dağılmayacaktır. Yavaşça elimize alalım. Her yerine kadayıf bulayalım. Çok da kolay çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kakao koymadan aynı muhallebi beyaz da yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman beyaz yaparsanız eğer kadayıfınızın rengini daha koyu yapmanız lazım. Arada fark olması lazım. Daha koyu olursa çok daha güzel görünür. Evet, son tatlımızı da yapalım. Hem görünüşüyle hem tadıyla çok seveceğiniz bir tatlı olacağından eminim arkadaşlar. Misafir ikramı içinde, misafir masalarınız içinde oldukça gösterişli bir tatlı olacak. Üzerlerine ben kiraz ve yaprak koydum. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
Yapacak olan arkadaşlarım gerçekten tavsiye ediyorum sizlere. Yapmanızı öneriyorum. Evet, iç görüntüsüne de bakalım. Bol çikolata seven arkadaşlarımız için vazgeçilmez bir tatlı olacağından eminim. Yapacak olan arkadaşlarım kolay gelsin size.